Selam arkadaşlar hepinize yeniden sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hala karantinadayız ve ister sosyal medyada olsun, ister haberlerde olsun gördüğüm kadarıyla artık Türkiye'de de bu iş biraz ciddiye alınmaya başladı. haliyle sayı arttıkça insanlar artık korkmaya başladı ve biraz daha ciddiye almaya başladılar. Neyse ben konuma dönmek istiyorum. bugünkü videom bizim benim sizler için eee boldan hakkında olacak. E, ...ister sosyal medyada olsun, ister bana gelen sorularda olsun... ...ve isterse e, boş kaldığım zamanlarda okuduğum makalelerde olsun... E, ...boldonanın ne kadar yararlı bir ilaç olduğunu... E, ...boldonan hakkında bir sürü başlıklar e, atılıp... E, ...bu ilacın inanılmaz derecede güzel olduğunu söyleyen arkadaşlar var... ...ya da ne bileyim işte makaleler yazılıyor. E, ben bugün bu konuyu işlemek istiyorum sizde. Bakalım gerçekten denildiği kadar, e, başlıklarda atıldığı kadar... ...bu ilaç gerçekten inanılmaz bir ilaç mı? Yoksa bu ilacın kötü yanları da var mı? ya da başka ilaçlarla karşılaştırdığımız zaman hangisi daha avantajlı bunları görelim. Müzik bu tür videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, arkadaşlarınızla videoları paylaşmayı ve e, videoların altına yorumlar olum ya da olumsuz yorumlar yapmayı lütfen unutmayın. Küfür haricinde lütfen bunları sizden rica ediyorum. E, dediğim gibi çok, konuyu çok fazla uzatmak istemiyorum ve hemen videomu geçmek istiyorum ben arkadaşlar. E, başka bir bahsetmek istediğim konu arkadaşlar aslında yine konuyla ilgili Boldon'un hakkında. E, bu bir video ile kalmayacak. Yani şu anda yaptığım video ile sınırlamayacağım ben Boldon'un. Çünkü Boldon'un çok uzun işlenilmesi çok uzun sürecek olan bir video, bir steroid aslında. O yüzden ben bu videomda Boldon'un genel bilgisinden bahsedeceğim size, Boldon'un yararlarından zararlarından bahsedeceğim bayanların Boldon'u nasıl kullanılabileceğini bahsedeceğim çok kısa bir şekilde genel bir bilgi geleceğim. Bugünkü videom biraz daha diğer videolarımdan farklı olacak, görselde sunacağım ben sizlere daha iyi anlamanız ve daha iyi görebilmeniz için biraz daha farklı konsept düşünüyorum. Bu konuda bana yardımcı olabilecek arkadaşlar varsa videoların daha kaliteli. Daha iyi izlenebilir ve e, sosyal medya e, yapımcılığı yapan arkadaşlar varsa, da pazarlamacılığı yapan arkadaşlar varsa, onlar da çok seve seve bana yardımcı olabilirler. E, çok sevinirim hatta ben videoları daha kaliteli bir şekilde, kaliteli bir şekilde yapmak istiyorum, sizlere sunmak istiyorum. E, bu arada herhalde biraz <laughs> dikkatinizi çekmiştir, İmajımda biraz değişiklik yaptım, sıkıntıdan. Neyse konumuza dönelim. E, dediğim gibi ben bu videoda çok kısa bir bilgi verdim size. Bolon hakkında ikinci videoda. Da yine Boldon hakkında gelecek. O videoda da kaçırmamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Ee, okuduğum makalelerde internette yapılan karşılaştırmalarda e, Boldano'nun yerine geçeceğini veya e, çok daha iyi bir ilaç olduğu söyleniliyor. Ee, aslında Dekodrobalin'e göre biraz daha zayıf bir ilaçtır. Fakat e, oranla çok daha avantajları vardır bu ilacın. Hemen bunu baştan söyleyelim. E, Boldenon 1949 yılında e, çok ünlü bir e, ilaç firması Ciba tarafından geliştirildi ve e, aktif bileşen maddesi metenidiona benzer e, testosteron türevi olarak e, piyasaya sürüldü. Her iki steroid de yani metendiyonon ya da e, ve de Boldenon aslında 17 alfa ile alkillenmiştir ama bununla birlikte ikisinin de etkisi tamamen birbirinden çok farklı çok zıttır birbirine. Metandiyanon kütle oluşturma ilacı olarak değerlendirilirken çok kuvvetli bir androjenik etkiye sahiptir ve çok çabuk aromatize olur. Boldenon kas kütlesinde orta derecede androjenik ve buna bağlı olarak da haliyle masif bir aromatizasyon sağlar. Bu da kas kütlesinde yavaş fakat kalıcı ve kaliteli bir kas kütlesi oluşturmasına neden olur. Yapılan deneylerde... Bolinonun testosterona göre %50 daha az androjenik bir etkiye sahip olduğunu ve bu yüzden de bunu kullanan sporcuların bunu özellikle parçalama diyetlerinde veya çok yavaş bir şekilde ve kaliteli bir şekilde kas kütlesi kazanmak istediklerinde kullandıklarını ortaya çıkartmıştır. Boldenonun başka bir avantajı ise çok yüksek bir derecede vaskülerliğe sebep olan yüksek kan akışını desteklemesidir. Bu da ne oluyor? Body her zaman istediği buralarda yani her tarafta damarların çıkması çok güzel bir görüntü ortaya çıkartıyor. Çok fazla bir kütle artışı olmadan yağsız çok kaliteli ve su tutulmadan bir kas kütlesine sahip olmak isteyen bütün sporcular hemen hemen bütün sporcular boldurunu mutlaka kullanırlar. Bunun yanında bu ilacı orta dozda testosteron enantat veya bir başka alternatif olarak testosteron priponatla birleştirip çok daha iyi sonuç alabilirler. Tabi Boldenin onu sadece erkek sporcular değil aynı zamanda kadın sporcular da kullanır. Tabi kadın sporcuların bu, bu ürünü, bu ilacı kullanmasının sebebi anabolik ama sadece orta derecede androjenik olmasından kaynaklanır. Kadın kullanıcılar için Önerilen doz ise 50 ile 100 mg arasındadır. Bu dozlarla çok iyi bir şekilde sonuç alabilirler kadın kullanıcılar. Özellikle kadın kullanıcılar için yapacağım kadın ve steroidler başlıklı videomu daha sonraki haftalarda mutlaka göreceksiniz. Orada sadece ve sadece kadınlara özel kürler, kadınlara özel hangi ilaçları daha iyi kullanabilirler diye bir video yapacağım. Dediğim gibi o videoyu birkaç hafta sonra zaten kanalımda göreceksiniz siniz. Peki hep internette dolaşan soru hani dekadrobolin mi yoksa boldenon mu? İşte bunu e, şimdi biraz inceleelim. E, Boldununu dekadrobolinin yerine alternatif olarak mı kullanmalıyız yoksa Boldunun e, dekadrobolinden çok daha iyi bir ilaç mı? Şimdi inceleyelim. E, aslında bu sorunun cevabını verebilmek için e, kendimizi ilk önce bir soru sormalıyız. Biz ne istiyoruz? Dekadrobalin çok yüksek androjenik tesis sebebiyle tabii ki boldenon'dan kas yapımında biraz daha ileridedir. Dekadrobalin çok kolay bir şekilde aromatiz olur. Ama bildiğimiz gibi östrejen de anabolik bir hale gelir. Arkadaşlar çok fazla kas kütlesi kazanır demiştik. E, aslında bir yanlış bir ibare. Şunu şöyle düzeltmek istiyorum. Çok fazla bir şekilde e, ağırlık kazanır. Vücut ağırlığı kazanırız. Yani e, burada kazanılan aslında saf, temiz kas kütlesi değildir vücudumuz ağır, ağırlaşır. Tabii ki kas kütlesi de ama bu kas kütlesinin içinde mutlaka ama mutlaka su birikimi de olur. Yani kazandığımız eğer 8 kilo kazanıyorsak bu 8 kilonun hepsi safi kas kütlesi değildir arkadaşlar. Bunun içinde inanılmaz derece su vardır. Yani bu demek oluyor ki aslında dekada drobalini bıraktığınız zaman o aldığınız 8 kilonun hepsi sizde kalacak diye bir şey yok. Bunların mutlaka yarısından çoğu belki de gidecektir. Çünkü bu kazandığınız suyla olan bir kitle artışıdır. Şimdi söylediklerinin hiçbirisi aslında boldanında olan etkiler değildir. Kas kütlesi kazanmak ya da ağırlık kazanmak isteyen bütün sporcular dekadorobülün kullanırken kas kütlesine çok fazla önem vermeyen ve görüntüye ve temiz kas kütlesi kazanmak isteyen birçok sporcu da tercih eder. Aslında bu iki ilaç arasındaki fark kullandıktan sonra da ortaya çıkar. Dekadrobilinin yol açtığı aşırı östrojen etkisinden dolayı kür bittikten sonra mutlaka o dekadrobilini kullanan kişinin PCT evresine geçmesi gerekir. Aslında bu durum boylanan için çok da vahim bir durum değildir. Dediğimiz gibi bu iki ilacın arasındaki fark yine kullanımdan sonraki devrelerde ortaya çıkar demiştik. Bir başka sebebi de şunu söyleyelim hemen. Ee, rekabet gerektiren sporlarda işte bodybuilding, biz zaten konumuz bodybuilding ya da işte vücut geliştirme, bu fitness olarak konuşuyoruz ama rekabet gerektiren bütün spor dallarında ve e, olası testlerin yapılabileceği, olası steroid testlerin yapılabileceği bütün spor dallarında aslında dekadorobelin kullanmak biraz dezavantajdır. Çünkü dekadorobelin vücutta 2 sene boyunca e, tespit edilebilirken boldonun için bu süre 5 aydır. Bir diğer fark e, libido ve erektil e, yeteneğin e, sınırlanmasıdır. E, Dekadrobilin kullanan kişilerde cinsel ilişki sırasında sertleşmenin çok az olduğu ve cinsel ilişkinin yavaş yavaş azaldığı e, kaydedilmiştir. Belirtilmiştir birçok kullanıcı tarafından. Ama bu durum tabii ki da bu şekilde değil Boldenon'un progesteron etkisi yoktur. Bu da e, demek oluyor ki e, Boldenon aslında doğal e, hormon üretiminde çok fazla e, engelleme yapmaz Dekadrobilin'e karşılaştırdığınız zaman. Dünya üzerinde dekadorobalini üreten, resmi olarak üreten bir sürü tabii ki illegal olarak üreten firma var. Türkiye'de bile bunlar var. Ama resmi olarak Dünya Sağlık Örgütü'nün izin verdiği ölçülerde resmi olarak üreten birçok e, firma varken e, Boldon'un için bu biraz daha vahimdir. Boldon'u üreten çok fazla resmi olarak üreten çok fazla ila, e, şirket yoktur ya da firma yoktur. Bu yüzden normalde decadobolin'e ulaşmak, e, decadobolin'e sahip olmak Boldon'a göre biraz daha kolaydır. Dozlar söz konusu olduğunda aslında iki aktif bileşiğinde birbirine benzerliği ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar insanlar dekadorabolini çok daha yüksek miktarlarda önerse de bunun hiçbir şekilde bilimsel ve pratik bir nedeni yoktur arkadaşlar. Bu e, insanların sadece size söylediği bir şeydir. Bunun yanında yapılan deneylerde e, yapılan testlerde görülmüştür ki her iki aktif bileşiğinde aynı miktarda kullanmak e, kullanan kişilerde aynı değişim, aynı gelişim e, meydana gelmiştir. Yani dediğimiz gibi. Önerilen size ne kadar e, ne dozlar önerilirse önersin. ikisi de aynı dozda e, size aynı etkiyi verecek. Tabi burada unutulmaması gereken bir şey varsa o da boldonon esterlerinin e, dekadorobolüne göre çok daha uzun olması. Bu da ne demek oluyor? Dekadorobolünde alacağınız etkiyi çok çabuk görürken da bu etkiyi biraz daha yavaş görür. E, boldonun yan etkilerinden bahsedecek olursak arkadaşlar aslında boldonun yan etkileri diğer bütün steroidler gibi e, bütün steroidlerde olan yan etkilerle aynıdır yani bunları zaten her seferinde söylüyoruz. Ama özellikle saçlarını kaybetmek konusunda korkusu olan arkadaşlar ve ırs ve ırsi olan arkadaşlar varsa e, bu konuda boldononu değil dekadrobolini tercih etmelerini öneririm. Çünkü boldonun aşırı derecede saç dökülmesine neden oluyor. Tabii bunun dışında akne ve yüzde kıllanma gibi e, yan etkileri de e, çok sık çok sık rastlanan e, etkilerden bir tanesidir. Birçok kullanıcı boldonun enjekte sırasında nefes darlığı çektiğini ve öksürdüğünü belirtmiştir. E, tabii bunun hiçbir şekilde e, bilimsel olarak açıklaması yoktur arkadaşlar. Bunu hemen söyleyelim. Belki bu insanların arası vardır ama burada size önereceğim şey özellikle astım hastaları arkadaşlar bu ilacı kullanmak istiyorlarsa mutlaka yanlarında onlar için gerekli olan spreyleri e, bulundurmalarını öneririm. Böyle bir şey olması durumunda hemen acil bir şekilde bundan bir nefes artık nasıl yapılırsa atlamasalar ondan bir nefes çekmelerini öneririm. Belki bunların bir sebebi vardır ama şu an dediğim gibi hiçbir şekilde bunu açıklayamak açıklamak mümkün değil. Düzensiz uyku ve kalp hız, kalp atışı hızındaki değişmelerde birçok kullanan kişilerin daha sonra bana dönüşlerinde belirttiği yan etkilerden birkaç tanesidir. Arkadaşlar bu ilaç ne kadar e, piyasa tarafından, insanlar tarafından zararsız, çok zararsız bir ilaç denilse de e, dediğimiz gibi yan etkileri e, diğer steroidlerle benzer. Lütfen bunu da yabana atmayalım. Hatta ve hatta hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda e, göstermiştir ki e, bu ilacı kullanan e, hayvanlarda, bu ilacın e, enjekte edildiği hayvanlarda Kalp, e, böbrek ve mide rahatsızlıkları karıcı, buna bağlı olarak karaciğer hastalıkları da meydana gelmiştir. Lütfen bunları dediğim gibi göz ardı etmek e, biraz e, saçma biraz hayalcilik olur. E, bu konunun dışında çok kısa bir şekilde bir şeyden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ben sürekli söylüyordum bunları zaten. Eğer e, çok gerekliliği olmayan arkadaşlar e, steroid kullanacaklarsa kullanmasınlar hemen söylüyorum. Ee, Birçok steroid kullanacak olan arkadaş bana arkadaş bana yazdıklarında ya da gördüğüm kadarıyla e, endişelendikleri tek şey e, cinsel kayıp, cinsel isteksizlik, işte çocuğu olmaması, ne bileyim saçlarının dökülmesi bilmem ne bilmem. Arkadaşlar çok samimi söylüyorum bunlar küçük problemler. Bunların hepsi aşılır. Yani insan kel olmuş, kel olmamış bu çok fazla önemli değildir. De bileyim, yüzünde biraz sivilce çıkmış bunlar önemli değildir. Ya da ne bileyim en kötü ihtimalini söylüyorum. Cinsel isteksizlik olmuş, ne bileyim çocuğu olmamış bunlar çok önemli şeyler değil. Özellikle konu hormonlar olduğu zaman bunları düzeltmek mümkün. Yaptığınız kürden sonra yapacağınız PCT evresiyle hormonlarınızın tekrar geri dönmesi çok mümkün, çok olası bir şey. Yalnız arkadaşlar şunu söyleyeyim e, düzeltemeyeceğiniz tek şey varsa o da kalbinizdeki büyüme, karaciğerlerinizin artık iflas etmesi ve böbreklerinizin iflas etmesi. Bunlar düzeltilmez şeyler. Bunların ilaçları yok arkadaşlar. E, çok e, araştırma yaptım. Mecburen yapmak zorundaydım dedim tezimden dolayı. Birçok insan gördüm morglarda. E, özellikle steroid kullandıktan sonra ölen e, ve onlar üzerinde inceleme yapılan insanları gördüm. E, şu anda söyleyeceğim lütfen ciddi alın. Bir insan gördüm arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam Endonezya'daydı. Bir insan gördüm ve kalbi çok samimi söylüyorum normal olması gerekenden 3 kat daha büyüktü. Yani bakın tekrar söylüyorum cinsel isteksizlik, yüzde akneler, saçların dökülmesi sadece problemler bunlar olsa herkes kullansın. Ama çok daha büyük problemler sizi bekliyor. Lütfen gerekli olmadıkça bunları kullanmayın. Tabi şimdi yan etkilerine bahsederken bayanlar için olabilecek yan etkisinden de bahsetmemek olmaz arkadaşlar. Tabi ki bayanlarda bu az önce söylediğim bütün etkilere sahip olabilme imkanları var. Bütün yan etkileri onlarda da gözükür. Ayrıca bayanlar için virilizasyon evresi de çok önemli. Virilizasyonu zaten bakarsanız internetten tane, tane görürsünüz. Kısa bir şekilde söyleyeyim, bayanlarda erkeklik özelliklerinin artması, bu da çok olabilecek yan etkilerden bir tanesi. Yan etkilerden bir tanesi de kolesterolü arttırır. Tabi kolesterolün artması yine kalp sağlığımız açısından çok fazla. Ee, iyi değildir. Ee, başka bir yan etkisi aslında şu söyleyeceğim yan etki çok fazla e, önemli bir yan etki değil ama e, hemen anlatayım. Bu ilaç alnımında e, tabii ki söylediğim e, etki ancak 400 mg'dan sonra ortaya çıkıyor. 400 mg'dan sonraki e, alımlarda ortaya çıkıyor. Çok fazla şekilde iştah arttırıcıdır bu ilaç. E, şöyle diyelim mesela kesme yöresinde siz diyet yapıyorsunuz. E, bu diyetinizde tabi sınırlı kalori almanız gerekiyor. Ama bu ilaç inanılmaz derece sizin iştahınızı arttıracağı için sürekli bir şeyler yemek isteyeceksiniz. Kendinizi tutamayacaksınız. Özellikle diyet aşamasında bu ilaç e, alındığında çok dikkatli bir şekilde kullanılmalı ki e, yaptığınız diyet boşuna gitmesin. Parçalayayım derken vücudunuzu kül almayasınız. Evet bu anlattığımız konuya çok kısa bir özellik edecek olursak e, boldan öne östrojenik etkilere çok fazla maruz kalmadan e, çok yavaş ama kaliteli bir şekilde kas kütlesi veya kas gücü kazanmanız mümkündür arkadaşlar. O yüzden bütün sporcuların hemen hemen e, temiz kas kütlesi kazanmak isteyen bütün sporcuların kullandığı e, androjin, e, anabolik steroidlerden bir tanesidir. E, boldenon ve testosteron arasında çok fazla benzer özellik vardır arkadaşlar. Bunları çok kısa sayacak olursak ki bunları zaten önceki videomda e, testosteronun yaptığı faydaları e, ne gibi faydaları var onu da, o videomda görebilirsiniz. Bundan birkaç video önce. Orayı da seyretmelisiniz. Bunu da kase e, Dediğim gibi bu benzerlikler nelerdir? E, bu ilaç da testosteron enantat gibi e, azot tutma eğilimindedir. E, kas, kırmızı kas suyu Kırmızı kan hücrelerinde artış meydana getirir, e, protein sentezini artırır, e, glukokortikoid hormonunu azaltır. E, bunlar başlıca e, bu ilacın avantajlarından bir tanesidir. Boldenon e, size anadrol ya da dekadrobolin gibi istediğiniz kas kütlesini çok hızlı bir şekilde kazanmanızı sağlamaz. Fakat boldenonla kazanacağınız kas kütlesi diğer iki e, testosterona göre çok daha karılıcı ve çok daha... Daha önce de belirttiğim gibi bu ilaç dediğimiz gibi çok fazla bir şekilde iştah açıyor, özellikle 400 miligramdan fazla kullanılan değerlerde. Tabii ki hacim dönemi için olmazsa olmazlardan bir tanesi proteinler, karbonhidratlar, amonyakliler ve az miktarda yağdır arkadaşlar. Ama ee, sürekli yemek zorunda olan bir insan, sürekli hacim dönemi için sürekli yemek zorunda olan bir insan e, artık bir saatten sonra sıkılma evresine giriyor. Bazen belki de öğünleri atlıyor ki benim başıma gelmiş şeydir bu. E, Birebir yaşadığım şey. İşte bu ilaçla aslında bu dere, bu e, olumsuzluklardan kurtuluyorsunuz. Sürüyor işte e, her 3 saatte bir en kötü ihtimali yemek. Bazen adamı sıkabiliyor, bazen e, artık Af, sıkıldım artık bundan diyebiliyorsunuz. İşte bu ilaç bu sizi bu evden kurtarıyor. Alacağınız yüksek miktardaki karbonhidratlar kaslardaki glikojen sayısını arttırır. Bu da ne demek oluyor? Size antrenmanlarda ekstra bir enerji, ekstra bir güç sağlıyor. Tabii söz konusu güç olduğu zaman boldonunu yine es geçmek mümkün değildir. Güç eşittir, size hacim demektir arkadaşlar. Yapacağınız off sezon diyetiyle, off sezon kürüyle kürünüze boldronat kattığınız anda e, kuvvetinize de bir artış olacaktır. Kuvvetinizde de artışı demekti daha fazla ağırlıkta kaldırmanıza sebep olacaktır. Daha fazla ağırlık kaldırmakta kasları daha çok yıpratıp e, onların e, kendini daha fazla geliştirmesine e, zorlamak olacaktır. Bu da ne demek oluyor ki hacim döneminde e, bu dönemde e, kas kuvvetini kazanmanın yanında aynı zamanda hacim de kazanılır. Aslında e, bu ilaç e, Hacim dönemi için çok çok fazla e, tercih edilen bir ilaç değildir. Burası bir gerçek ama sağladığı e, uzun vadede sağladığı avantajları da es geçmek olmaz. Ama söz konusu parçalama evresi olduğu zaman arkadaşlar bu ilaç vazgeçilmezlerden bir tanesidir. Çünkü e, off sezonda yaptığınız bütün kas kütlesini bu ilaçla korumanız çok doğaldır. Çok mümkün olabilecek bir şeydir arkadaşlar. Şuna size garanti verebilirim. E, yapacağınız boldonan öncesi ve boldonan sonrası e, selfilerde kendinizdeki gelişmeyi inanın siz bile fark edemeyeceksiniz. Bu kadar büyük bir gelişme olacak. Bu ilacı kullan. Parçalama kürü ne demek arkadaşlar? Parçalama, kür, parçalama kürü aynı zamanda e, vücuttaki yağ oranının azalması demektir. Peki vücuttaki yağ oranı nasıl azalır? Çok basit bir şekilde e, vücuttaki kalori açığını e, meydana getirerek kalori açığı yaparak. Peki kalori açığı aynı zamanda bizim kas kütlemizden kaybetmemize de sebep olur mu? Tabii ki olur. İşte bu yönde, bu e, evrede kürünüze boydona kattığınız sürece e, kazandığınız kas kütlesi sizin sabit kalırken ve e, kurumaya siz kurumaya başlarken bile e, kazandığınız kas kütlesini korusunuz ve e, çok daha sağlıklı çok daha güzel görünen bir kas kütlesine sahip olmuş olursunuz arkadaşlar. Ee, videonun başında da belirttiğim gibi arkadaşlar e, dedim ki dekador üreten birçok resmi firma varken Dünya Sağlık Örgütü'nün de onayladığı firmalar varken e, Boldon'un aslında bu kadar fazla değil. Çok fazla üreten firma yok. Ama Boldon'un biliyorsunuz ki çok tutulan bir ilaç. O yüzden e, her yerde olduğu gibi Türkiye'de de e, daha doğrusu Türkiye'de olduğu gibi her yerde de e, bu ilacı üreten underground firmalar, underground ilaç üreticileri var. Bunlar Dünya Sağlık Örgütü'nün kontrolünde olmayan yasa dışı yollarla ilaçları piyasaya süren firmalar. Tabii ki bu firmaların içinde çok kaliteli firmalar da var. Yani orijinaliyle birebir yapan firmalar da var. Ama Türkiye'de maalesef e, bu böyle değil. Hem hijyen kurallarına uymayan hem içindeki ham maddeyi düzgün şekilde kullanmayan birçok firma var. Eğer elinizde bolderon varsa arkadaşlar ya da bolderon almayı düşünüyorsanız ve e, bu ilacın sahteliğinden korkuyorsanız şu anda ekranda gördüğünüz Instagram adresinden beni takip edip oradan bana elinizdeki resimleri, elinizdeki boldronun resimlerini ya da almak istediğiniz boldronun resimlerini bana bir şekilde gönderin. Ben size o ilacın sahte olup olmadığını söyleyeyim. Hatta ve hatta isterseniz ben size instagram acıyla beni takip eden arkadaşlar instagram acıyla o ilanın, ilacın olması gereken ve resmi kurumlarda üretilen resimlerini size göndereyim. Siz elinizdeki ürünlerle onları kontrol edin. Zaten ileriki videolarda ilerleyen videolarda sadece boylanan için değil. Birçok steroid için e, bu steroidleri üreten resmi film, firmaları, resmi ilaç üreticilerinin hepsinin ismini teker teker size söyleyip aynı zamanda bu isimlerin, e, bu fabrikaların ya da bu ilaç üreticilerinin adreslerini de vereceğim size tek tek. E, dediğim gibi bu ilaçların hepsi resmi Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı firmalar. Bunların dışında yapılan her ilaç underground ilaçtır arkadaşlar unutmayın. Yapmanız gereken tek şey beni instagramdan takip edip e, elinizdeki resimleri bana göndermeniz de benden e, benim elimdeki olan resimleri, benim elimdeki orijinal resimleri size göndermemi istemeniz. E, siz kendi karşılaştırmanızı da kendiniz yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar ben e, bu hafta bu Boldonon videosunu şu anlık e, tamamlamak istiyorum. Tabii ki Boldonon'u daha işleyeceğiz. Önümüzdeki hafta da ben Boldonon'dan bahsedeceğim size. Bu hafta ne işledik? Boldonon'un zararlarını, yararlarını, genel bilgi olarak e, Boldonon'u işledik. Çok kısa bir şekilde bayanların nasıl kullanması gerektiğini işledik. E, diğer de, te, özellikle dekadrobolun ile karşılaştırma, karşılaştırmasını yaptık dediğim gibi e, aslında konumuz bu kadar değil boylunun çok uzun bir konu e, haftaya da bu konu işleyeceğiz peki haftaya neler işleyeceğiz e, bu boylununu Profesyoneller ya da yeni başlayanlar nasıl kullanması gerekiyor? E, dozajları nelerdir? Ne, kaç hafta kullanması gerekiyor? Kısaca Boldon'un tek başına kürünü ya da başka steroidlerle olan kürlerini, e, Boldon'un fiyatını, Boldon'un yapılması gereken PCT evresini, bunların hepsini bir diğerki video, bir diğer videoda e, sizlerle işleyeceğim arkadaşlar. Benden şimdilik bu kadar bu haftalık bu kadar. Eğer bu tür videoların lütfen gelmesini istiyorsanız devam etmesi istiyorsanız e, videomu beğenmeyi, e, özellikle bildirimleri açmayı ki hiçbir videomu kaçırmayın, e, videoları arkadaşlarınızla paylaşmayı ve yorumlar yapmayı olumlu ya da olumsuz küfür olmaması hali e, dileğiyle e, yorumlarınızı yapın ki ben de videolarımı her seferinde biraz daha iyi geliştiğim biraz daha sizlerin izlemesi için e, gereken şeyleri sunayım bu hafta yaptığım değişikliklerden bir tanesi gelen yorumlar üzerine. Çok fazla başka konulardan bahsetmeden direkt konuya girdim. Bundan sonra böyle olacak. Şu anlık benden bu kadar. Lütfen kanalımı takipte olmaya devam edin arkadaşlar. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.